Mutlu günler değerli izleyiciler. Alptürk Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partili belediyelerinin her türlü baskı ve haksızlık karşısında bile yörelerine hizmet etmekten vazgeçmediğini söyledi. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin geleceğini ve güvenliğini gölgelemeye çalışanların milletin direnciyle ve dirayetiyle karşılaşacaklarını da belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu Kızılcahamam Belediyesi'nce bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kültür Sanat ve Su Festivali'ne katıldı. Bahçeli, yaptığı konuşmada festivalde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen başta Belediye Başkanı Coşkun Ünal olmak üzere herkese teşekkür etti. Bahçeli, böyle ortamların dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşmaya ciddi katkıda bulunduğunu belirtti. Bu ve benzeri kültür ve sanat atmosferleri kanalıyla oluşacak coşku ve heyecan yumağı, bezginlik ve bıkkınlık akıntısını tersine çevirecek yeni umutların aşısı olacaktır. Bu itibarla festivaller, şenlikler, şölenler, özel gün ya da haftalar vatandaşlarımızı buluşturduğu gibi gönüllerin, dileklerin ve heveslerin birlikteliğine de katkı vermektedir. Her festival bir kültür değerimizin, örf adetlerimizde kor gibi duran eşsiz bir zenginliğimizin sergilenmesi, gözler önüne getirilmesi demektir. Her festival hatırlama, kutlama ve paylaşmaktır. Her festival ümit parıltısı, duygu kapısı ve beraberlik halkasıdır. Bunun için Kızılcahamam Belediye'miz çok hayırlı ve saygıdeğer bir kültür hizmetinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Başarılı çalışmalarına bu şekilde yenilerini eklemiş ve fazlasıyla takdir ve tebriki bize göre hak etmiştir. Fırsat verildiğinde bir belediye yönetiminin neleri başarabileceğini Kızılcahamam'da görülebileceğini belirten Bahçeli, partili belediyelerin her türlü baskı ve haksızlık karşısında bile yörelerine hizmet etmekten vazgeçmediğini söyledi. İftiralar, iktidar zorbalıkları ve bu çerçevede sürekli ivme kazanan yandaş müfettiş tacizleri şimdiye kadar hamdolsun hızımızı kesememiştir. Bundan sonra da ümit ederim ki böyle olacaktır. Kaynakların adaletli dağıtılması, imkanların adil sağlanması ve partizanca yaklaşımlara tevessül edilmemesi ihtiyaçlarımızın, beklentilerinizin ve taleplerinizin temin edilmesinde önemli yardım sağlayacaktır. Olumsuz şart ve manzaraya rağmen Kızılcahamam Belediye'miz güzelin, iyinin ve bereketin yanında ve tarafında yer almıştır. Kolayın ve çıkarın cazibesine kapılmadan samimiyetle ve dürüst bir yönetim eşliğinde yerel yönetimdeki vazifesini idrak etmiştir. Buradan belediye başkanımız Sayın Coşkun Ünal'ı, belediye meclis üyelerini ve her kademedeki belediye çalışanlarını bu vesileyle kutluyor, başarılı çalışmalarının artarak devamını temenni ediyor ve bunu bekliyorum. Müşterek his ve kabullerimizin dar kalıpların kırılmasında, ufuksuzluğun kovulmasında ve dargınlıkların zayıflatılmasında önemli ve öncelikli cevherimiz olduğu bir gerçektir diye de konuşan MHP lideri Bahçeli, biliyoruz ki millet olarak farklılıklarımızla değil benzerliklerimizle bir aradayız ve bin yıldır da kültürel imkan ve kıymetlerimizle beraberliğimizin destansı eserini hayata geçirdik dedi. His dünyamızdaki esintileri şiirle, kalplerimizdeki talepleri türkülerle, zihnimizdeki mizahları fıkralarla ve yüreğimizdeki sızıları ağıtlarla dile getirdik. Ruhumuzla bütünleştik, irfanımızla buluştuk ve iddiamızla
geleceğe yelken açtık. Gönlümüzün kovuğuna yuva yapmış her nebiden beklentilerle ortak anlam hazinesi inşa ettik ve etrafında kenetlendik. Tekrar ve taklit edilmesi mümkün olmayan kimliğimizle ellerimizi aşılması ve geçilmesi imkansız olan milli şuurumuzla vicdanlarımızı kavuşturduk. Her zaman ve her şart altında uyum ve işbirliğinin önemine inandık. Sağduyu ve sıcaklık ikliminden taviz vermedik. Kardeşliğin aydınlığından ayrılmadık. Sevginin ve hürmetin izinden sapmadık. Ayrılıkta azap, birlikte hayır olduğuna, bu ilahi buyruğun yerini hiçbir şeyin alamayacağına içtenlikle inandık. Manası her yoruma davetiye çıkaran dolambaçlı ve kurnaz tercih ve yönelimlere tavır aldık, duruş gösterdik. Köhnemişliğin ve soysuzluğun peşinden ısrarla giden nefret, nifak ve şiddet yanlılarına tarafsız ve duyarsız kalmadık. Bu bedbahtların aramıza ektiği zehirli tohumların başak vermemesi için mücadele ettik, sabır gösterdik ve her şeye rağmen doğruluğun gölgeliğinden çıkmadık. Sınırlı birikimleriyle, yıkıcı özlemleriyle, ehliyeti tahlilleriyle önümüze taş koyanlara metanetimizle, imanımızla ve ülkülerimizle mukabele ettik. Hamaset küllüğünü mesken tutmuş hayalperestlere, varlığımızı bölücülük hızarında kesmeye çalışan haysiyetsizlere tıpkı festivallerdeki birliktelik ruhuyla cephe aldık. Vatan çatısını uçurmaya çalışanlar bundan dolayıdır ki muvaffak olamayacaklar, inşallah hedeflerine erişemeyeceklerdir. Bunun teminatı ve güvencesi Kızılcamamlı kardeşlerimdir. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin geleceğini ve güvenliğini gölgelemeye çalışanların milletin direnciyle ve dirayetiyle karşılaşacaklarını da söyledi. Telkin, ikna veya zor yoluyla ilerlemeye niyetlenenler milli vasfımızın çektiği bereketli ve dirençli hatla gerileyeceklerdir. Şüpheniz olmasın ki aziz milletimizin kudreti her kötülüğün zemzem suyuyla yıkayacak kadar berraklığa ve temizliğe ziyadesiyle sahip ve yeterlidir. Bunun için umutsuzluğa, kötümserliğe gerek yoktur. Yapılan yanlışlıkların, kasti ve haddi aşan zulümlerin üstesinden gelinmesi yarına kalmayacak ve kimsenin de yanına kar bırakılmayacaktır. Türk milleti bunu mutlaka her türlü sıkıntıyı katlanarak, darlığa ve derde dayanarak yerine getirecektir. Ve var olan şeref payesi tarihin her devrinde olduğu gibi elbette aziz milletimizin olacaktır. Kızılcamamlı kardeşlerimde başka bir düşüncesi, değişik bir gündemi yoktur. Sizlerin kararı birliğe yöneliktir. Sizlerin iradesi huzura, sükuta ve dirliğe odaklıdır. Hepiniz aziz milletimizin eşsiz ve yeri dolmayacak saygın fertlerisiniz. Vatan, millet ve ülke konusunda son derece hassas ve duyarlısınız. Bunun için dua ediyor ve elinizden geleni yapıyorsunuz. Üzerinize ne düşüyorsa yerine getiriyorsunuz. Bedel talep etmeden, muadil isteklere kucak açmadan fedakarlıkta bulunuyorsunuz. Şu an gördüğüm manzara bunun en büyük delilidir. Bu festival münasebetiyle gösterilen ilgi ve alaka bunun en bariz kanıtıdır. Kızılcamamlı kardeşlerim, birlik ve varlık yolunda
gösterdikleri gayretleri takdirle karşılıyor ve sizlerle gurur duyuyorum. Ayrılık ve tefrikaya müsaade etmeyen feraset ve cesaretiniz bizlere güç ve dayanak olmaktadır. Milletimizin varlığına nakil edilmeye çalışılan yabancı dokulara, aramıza sokulmaya çalışılan bozgunculuk virüsüne taviz ve müsaade etmeyen tercihinizle her zaman gönlümüzdeki mümtaz yerinizi koruyacaksınız. Türk milleti mucizesinin yaşaması ve yaşatılması amacıyla göstermiş olduğunuz çabalardan ve verdiğiniz eşsiz desteklerden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Gelecek hafta karşılayacağımız mübarek Ramazan ayının sizlere hayır ve bereket getirmesini, yapacağınız duaların ilahi makamda kabul görmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Siz muhterem Kızılcamamlı kardeşlerimi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Sağ olun, var olun, ne mutlu Türk'üm diyene. Daha sonra ilçe stadyumunda Zara'nın konserini dinleyen Bahçeli'ye, Belediye Başkanı Ünal, Devlet Bahçeli yazılı Kızılca Hamam Spor formasıyla yöresel kilim hediye etti. Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılan kongrede Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı belli oldu. 608 delegenin 186'sının oyunu alan Abdurrahman Başkan il başkanlığına seçildi. Partisinin İstanbul İl Kongresi'ne mesaj gönderen Devlet Bahçeli'nin hedefinde ise AKP vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde büyük kongre süreci devam ediyor. İstanbul İl Kongresi'nde yapılan seçimle il başkanlığına Abdurrahman Başkan 608 delegenin 186'sının oyunu alarak seçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul İl Kongresi'ne mesajla katıldı. Bahçeli, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 9. olağan kongreye gönderdiği mesajında isim vermeden AKP'nin il kongrelerine gönderme yaptı. Birileri varsın statlarda kongre düzenlesin, arenada şovlar yapsın. Varsın siyaseti konser gösterisine, seyirlik eğlenceye ve futbol müsabakasına çevirsin. Varsın tribünleri taşımayla doldursun, devletin imkanlarını parti çalışmalarına peşkeş çeksin diyen Bahçeli, partililerinden bunlara kimsenin aldırmamasını istedi. Bunların hiçbirine aldırmayınız, hiçbirine aldanmayınız, hiçbirine takılmayınız. Zira bindirilmiş kıtaların, seferber edilmiş kaynakların ve dağıtılan ulufelerin sizlerin adanmışlığıyla başa çıkması söz konusu bile olmayacaktır. Kuru kalabalıklar, heyecansız yığınlar ve görevli alkışçılar bu kongre salonundaki milliyetçi ruhun yanından bile geçemeyecektir. Bizim amacımızın uyumsuz, bağlantısız ve ayarsız çokluk değil, inanç ve ülküde buluşan erdemli kalite olduğunu sizler en iyi şekilde ispat ettiniz ve halen de iftihar edilecek bir biçimde etmeye devam ediyorsunuz. Bahçeli, Türkiye'nin önünde çetin ve çetrefilli günler bulunduğunu da belirttiği mesajında bu kötü gidişata dur demek görevleri olduğunu da kaydetti. Türkiye'nin önünde çetin günler, çetrefilli hadiseler, çıkmaz sokaklar duruyor. Bölücülüğün dip akıntısı güçlenmekte, ayrılma rüyası görenler iyice küstahlaşmaktadır. Millete ve devlete meydan okumalar sıklaşmakta ve sıradanlaşmakta, isyan ve başkaldırmaya dönük eylemler gittikçe alenileşmektedir. Terör baronları, bölücülük azmanları, iktidar yardım ve yataklığında sürekli güç devşirmekte, sürekli mesafe kaydetmektedir. Türk milletinin kanı dökülmekte, anıların gözyaşı oluk oluk akmaktadır. Ülkemizin her yanında, her kesiminde huzursuzluk ve hüsran, yaygınlık ve yoğunluk kazanmaktadır. Buna ek olarak memnuniyet ibresi dibe vurmuş, rahatlık ve iyimserlik göstergesi sıfıra yaklaşmıştır. Milli ve manevi değerlerimiz şımaran sivriliklerin körleşmiş bıçağıyla budanmış ve yontulmuştur. Bu kötü gidişata dur demek, milliyetçi ülkücü hareketin başlıca görevleri arasında yer alıyor. Artık bekleme ve geciktirme lüksü yok.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, AKP hükümetinin terör konusunda uyguladığı politikaları eleştirdi. Terörün bilinçli olarak desteklendiğini öne süren Mustafa Erdem, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünme ve parçalanmasına yönelik senaryolarında devam ettiğini kaydetti. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığı'nın düzenlediği birinci seçim çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay'da konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, AKP hükümetinin terör konusundaki tavrını eleştirdi. Ülkemiz, Türk milliyetçilerinin iktidarı devrettiği günde sıfır noktasına gelmiş bir sorun olan terörü bugün hayati bir konuma taşımış olmanın acısını yaşamaktadır. Kim ne derse desin, terör konusu bu ülkenin öncelikli gündem maddesi olmaya devam etmekte. Birer tesbih taneleri veya tesbihin bütünü olarak bu vatanın asli insanları bir gül bahçesine girercesine hainlerin kurşunlarıyla şehadet makamına ulaşmaktadırlar. Ve maalesef şehidine sahip çıkartılmayan, şehidi şehirlerin merkez camilerinde namazı eda ettirilmeyen bir ülke gündemine getirtilmekte ve maalesef ateş düştüğü yeri yakmak suretiyle bir iki gün göstermelik ziyaretler veya ön safta kılınan cenaze namazlarından sonra aile ne için yavrusunu şehadet makamına uğurladığını bilemeden, gözyaşını akıtıp Rabbinin rahmetini dileyemeden ciğer faresini mahrum etmek ve onu Allah'a emanet etmekten başka hiçbir şey paylaşamamıştır. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Terör bugün bilinçli olarak beslenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünme ve parçalanmasına yönelik senaryolar devam etmektedir. Bakınız, Sayın Başbakan'ın açıklamalarına dikkat edilir ise, teröristlerle mücadele, onların siyasi uzantılarıyla müzakere kavramını kullanmaktadır. Zerre kadar imanı, zerre kadar isanı, zerre kadar vicdanı olan herkes bilir ki bugün parlamentoda uzantısı olarak bilinen siyasilerin ya karısı dağda, ya bebesi dağda, ya kardeşi dağdadır. O zaman kiminen müzakere, kiminen mücadele edildiğini bu millete açık olarak itiraf etmesi varken böylece kıvırmalara, böylece sözü sağda solda dolandırmalara ne hacet vardır? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, iktidarın parlamento denetiminden kaçtığını söyledi. Yine aynı şekilde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partisinin Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen il kongresine katıldı. Mevlüt Karakaya kongrede yaptığı konuşmada iki pilotun şehit olduğu Türk keşif uçağının düşmesi olayına değinirken büyük ülke olduk, bölgesel güç olduk sözlerine rağmen düşürülen uçağın neden, nerede ve nasıl düşürüldüğünün net bir şekilde ortaya konulamamasını eleştirdi. Mevlüt Karakaya konuşmasında meclis denetimine de yer verdi. Demokrasilerde kurum ve kuralların en önemli işlevinin denetim olduğunu söyleyen Karakaya, iktidarın sayısal çoğunluğunu kullanarak denetimden kaçtığını, iktidar kendini denetimsizleştirmek için denetimi iktidarsızlaştırdığını kaydetti. Çok da doğru olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktidarın denetleneceği kutsal bir çatı olduğunu, ancak muhalefetin meclis çatısı altında denetim görevini yerine getiremediğini söyleyen Mevlüt Karakaya, iktidarın denetim noktasında kendini denetlenecek olarak görmediğini bildirdi. İktidarın ekonominin büyüdüğünü söylediğini, ancak bu büyümeden halkın payını alamadığını da anlatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, işsizliğin arttığını ve halkın borçlandığını söyledi. Vatandaşın kredi kartı borcunu partilerinin iktidarda olduğu dönemde 4 milyar lirayken, AKP iktidarında 64 milyar liraya çıktığını belirten Mevlüt Karakaya, vatandaşın bankalardan kullandığı kredi miktarında 10 yılda 40 milyar liradan 740 milyara çıktığını belirtti.
Karakaya, vatandaşın borcunun AKP iktidarları döneminde 38 kat artarken gelirinin ise 3 kat artışta kalmasını da eleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Türkiye'nin Orta Doğu politikasında yalnız bırakıldığını söyledi. Kim tarafından yapıldı? Yani Suriye... Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Kayseri Dadaloğlu Derneği'nin kadın ve dayanışma toplantısına katıldı. Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Yusuf Halaçoğlu, Türkiye'nin Orta Doğu politikasında yalnız kaldığını ileri sürdü. Uçağın düşürülmesi kim tarafından yapıldı? Yani Suriye füzeyle vurmadıysa veya uçak savarlarla düşürülmediyse ki ilk bulgular bu şekilde bir dışarıdan uçağa müdahale olmadığı şeklinde bir sonuç ortaya koyuyor ki Genelkurmay'ın açıklaması bunu bir şekilde teyit ediyor. Şimdi o zaman uçak nasıl düşürülmüş olabilir? Acaba elektronik olarak mı düşürüldü? Çünkü biliyorsunuz Phantom uçakları İsrail'de bakıma alınmıştı. Yenilendi bazı hususları. Yani yüklenen bir programla biliyorsunuz istediğiniz gibi bir uçağı susturabilirsiniz. Ve düşürebilirsiniz. Acaba Türkiye ile Suriye arasında bir savaş çıkmasını Suriye İsrail istiyor muydu? Böyle bir ihtimal var mı? Ki olabilir, var. Dolayısıyla böyle bir ortaya çıkacak savaş aslında Orta Doğu'da büyük bir savaşın ortaya çıkması demektir. Yani işin içerisine Rusya'nın, İran'ın, hatta Çin'in girmesi, Amerika'nın girmesi demektir. Ama burada şu var ki hem NATO hem de Amerika Türkiye'nin şu sırada İsrail Suriye ile savaşmasını pek arzu etmiyor ve destek vermiyor. Şimdi o zaman Türkiye Orta Doğu politikasında yalnız kaldı. Türkiye Batı tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından Orta Doğu'da etkin bir güç olacakken yalnız bırakıldı, böyle bir yalnız bırakılmaya mahkum edildi. Suriye'deki gelişmelere de değinen Halaçoğlu, Suriye'deki muhaliflerin kimlerden oluştuğuna kimse bakmıyor dedi. Suriye'nin kendi iç yapısı içerisinde, dinamizmi içerisinde muhaliflerle olan mücadelesi hangi ölçüde değerlendirilebilir? Bu muhalifler kimlerden meydana geliyor? Bunları mesela pek tartışmıyor kişiler. Yani kimdir Suriye'deki muhalifler? Türkiye'deki bizim PKK ile mücadele ettiğimiz tarzda bir muhalefet gibi bir nitelik mi taşıyor? Nitekim dikkat ederseniz Suriye'de son zamanlarda Suriye'deki değişik farklı gruplar halinde bulunan Kürtler bir araya getirildi. Uygur kadınlarının insan hakları ve demokrasi semineri ani bir kararla iptal edildi. Hazırlıkları tamamlanan davetiyelere dağıtılan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden onlarca katılımcının hazır bulunduğu toplantının iptal edilmesi şoka neden oldu. 160 yıldır Çin zulmüne uğrayan Uygur Türkleri insanca yaşayabilmenin yollarını arıyordu. İnsan haklarının ve demokrasinin kendilerini de kucaklayacağını günü iple çekiyorlar, istişarelerde bulunuyorlardı. İlkini Washington'da, ikincisini Münih'te, üçüncüsünü Toronto'da ve dördüncüsünü Tallinn'de yaptıkları toplantıların beşincisini dün Ankara'da gerçekleştirmek için bir araya geldiler. Beşinci Uygur kadınları, insan hakları ve demokrasi seminerinde problemlerini ve insanca yaşamanın yollarını konuşacaklardı. Olmadı. Seminer bilinmeyen bir nedenle iptal edildi. Seminere konuşmacı olarak katılanlar kürsüye çıktı. Ancak problemleri konuşmak için değil, katılımcılardan özür dilemek için. Allah yarına yardımcı olsun değerli kardeşlerim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. İnşallah çok daha güzel büyük toplantılarda bir arada olmak ve birbirimizle tecrübe aktarımında yardımcı olmak adına bir araya gelmek üzere bütün sevgi ve temennilerimi sizlere sunuyorum. Bugün Dünya Uygur Kadınlarına İnsan Hakları ve Demokrasi Seminerine Ankara'da başlayacaktık fakat bazı olumsuz sebeplerden dolayı bunu iptal etmek zorunda kaldık. Hepinizden özür diliyoruz. Ancak organizasyonun son günlerinde hükümet yetkilileri bu toplantının şu an yapılmasının daha uygun, yapılmamasının daha uygun olacağını bildirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel de toplantının gerekçesiz iptal edilmesini eleştirdi.
Bugün aslında Uygur kadınlarının dünyada yaptıkları beşinci seminerin Türkiye ayağı olacak idi. Ve bu ayak için bir süredir çalışılıyordu, beşinci seminerin Türkiye'de olabilmesi için. Bu anlamda dünyanın farklı ülkelerindeki Uygur Türkleri ve bu konuya duyarlı insanlar buraya gelmişti, Ankara'ya, Türkiye'ye. Ve biz dün akşam üstü bir haberle çok üzüldük. Hükümet yetkilileri bu toplantıyı iptal ettiler. Bir tarafım Hayme Ana, bir tarafım Ayşe Ana. Biz yalnızca bir konuyu konuşmak istedik, insan hakkını. Bu insan hakkını insanların yaşam hakkı olarak, insanların sağlık hakkı olarak, insanların eğitim hakkı, insanların seyahat hakkı, insanların iletişim hakkı olarak konuşmak istedik. Ve bunu kadın özelinde konuşmak istedik. Kadınların yaşam hakkı ve sağlık hakkı diyorum, zorla yapılan kürtajları, tecavüzleri, kadın hak ihlallerini konuşmak istedik. Kadınlara uygulanan seyahat hak kısıtlamalarını konuşmak istedik. Kadınlara uygulanan iletişim kısıtlamalarını konuşmak istedik. Ama bu toplantıyı iptal eden hükümete sormak istiyorum. Suriye'nin dostlarını toplarken, Finlandiya eski cumhurbaşkanı ile oturup bağımsız Türkiye komisyonları toplarken, Uygur kadınlarının insan haklarını, demokrasiyi konuşmak için çok mütevazi yapmaya çalıştıkları bu toplantıya neden ev sahipliği yapmaktan bu kadar imtina ettiler? Bir telekonferans mı onları ürküttü? Bence iletişim çağında Türkiye gibi bir ülkede bunların hiç gündeme gelmemesi gerekirdi. Bir kadın, bir hekim, bir parlamenter ve bir Türk milliyetçisi olarak bütün Türk coğrafyasının Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilgi alanında olduğunu herkes bilsin isterim. Biz Türk coğrafyasındaki her insanla, her devletin bütünlüğü içinde, her insanın hakkıyla ilgileniriz, konuşuruz. Çünkü bizler Kaşgarlı Mahmut'tan bugüne yazılı kültürümüzün en önemli belgelerinin, en önemli insanların yetiştiği topraklar olan Doğu Türkistan'ın artık o şarkıdaki gibi sana ne oldu değil, ne güzel oldu Doğu Türkistan diye söylenmesini istiyoruz. Doğu Türkistan, Batı Türkistan, bütün Türkistan bizim gönlümüzde. Bütün o hanımlar, bütün o hanımefendilerle beraber insan hakkını, demokrasiyi konuşmaya gelmiş beyefendiler. Hepsi Ankara'ya, Anadolu'ya, yurtlarına ve gönüllerimize hoş geldiler, sefa verdiler bize. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavına ilişkin Alptürk Televizyonu'na değerlendirmelerde bulundu. Sınav sorularının sızdırıldığına ilişkin kafalarda soru işaretlerinin olduğuna dikkat çeken İsmail Koncuk, şaibelerin bir an önce giderilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kamu personeli seçme sınavı geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Ancak sınava ilişkin kafalarda oluşan soru işaretleri henüz giderilemedi. Sınav devam ederken bir haber ajansının soruları servis ettiğine ilişkin iddiaların bulunması ve bir internet sitesinde yayınlanan sorularla sınav sorularının büyük benzerliklerinin bulunması soruların sızdırıldığı iddialarını güçlendirir nitelikte. Biz de bu iddiaları konunun muhataplarından ve Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncu'ya sorduk. 2010 yılında yapılan KPSS sınavlarında soruların 5 gün önce bir takım çevreler tarafından adaylara servis edildiğini biz Türkiye Eğitim Sen olarak ortaya çıkarmıştık. Ve yaptığımız bu mücadeleyle eğitim bilimleri sınavı o tarihte iptal edilmişti. Ve o tarihteki ÖSYM Başkanı olan Ünal Yarımağ'ın görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Ancak tabii binlerce kişinin katıldığı bu hırsızlıkla ilgili savcılık bugüne kadar herhangi bir kişiyi tutuklamadı. Ve bu hırsızlığın kimler tarafından yapıldığı, soruların 5 gün önceden kimler tarafından alındığı ve adaylara servis edildiği hala ortaya çıkartılmadı. Dolayısıyla bu hırsızlık, yani binlerce kişinin katıldığı bu hırsızlık yapanların yanında kar kaldı. Dolayısıyla bugün yapılan KPSS sınavlarında insanlar bu 2010 yılındaki hırsızlık sebebiyle her yapılan sınavda yeni şaibeler aramaya başladı insanlar. Güven duygusu kayboldu. Şimdi 2012 yılında yapılan KPSS sınavları ile ilgili yine hırsızlık iddiaları ortaya atıldıktan sonra ÖSYM Başkanlığı yine her zamanki anlayışıyla daha ilk dakikalarda bu olayı reddetti. Hayır dedi, böyle bir hırsızlık olayı yok. Ancak bugün geldiğimiz noktada İşte bazı milletvekillerinin
siyasi partisini beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı bir hadise. Soruların Diyarbakır'da 25 bin Türk lirası karşılığında satıldığına ilişkin iddiaların olduğunu da söyleyen İsmail Koncuk, bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Diyarbakır'da soruların 25 bin TL'ye satıldığıyla ilgili ve bunlara şahitlik yapacaklarla ilgili açıklamalar var. Bu açıklamalar doğru mudur? Gerçekten sorular 25 bin TL karşılığında Diyarbakır'da satılmış mıdır? Bunları savcılığın tespit etmesi lazım. Yani bu iddiaların üzerine ciddiyetle gitmek lazım. Çünkü madem ki bu iddia sahipleri ortadadır, 25 bin TL'ye satıldığını söyleyenler ortadadır, şahitlik yapacak olanların varlığı da doğrudur, savcılık bunlar üzerine gitmeli ve 2012 KPSS'de gerçekten hırsızlık varsa sınavın iptali gündeme gelmelidir. Meselenin siyasi bir tartışma zeminine çekildiğini de hatırlatan İsmail Koncuk, Başbakan Erdoğan ve ÖSYM Başkanı'nın iddiaları reddetmeleri yerine konunun araştırılmasını istedi. Ancak bugünlerde bu tabi siyasi bir tartışma konusu haline de getirilmeye çalışıldı. Sayın Başbakan da öyle bir olayın olmadığını, çok temiz bir sınav yapıldığını ifade etti ama iddialar bu noktada değildir. KPSS sınavlarıyla ilgili İddiaların üzerine ciddiyetle gidilmelidir. Bu neden önemli? Çünkü bütün devlet memurluğuna KPSS sonuçlarına göre atama yapılıyor. Öğretmenle, TRT'ye, bütün teşkilatlara, bütün bakanlıklara. Dolayısıyla bu kadar önemli bir sınavdan bahsediyoruz. Ve insanlar KPSS'ye hazırlanmak için günlerini harcıyorlar, paralarını harcıyorlar. Ciddi alın teri döküyorlar. Burada bir suistimal olmasına asla izin verilmemeli. Hem bu devlete olan güvenle ilgili bir hasedir, hem ÖSYM'ye olan güvenle ilgili bir hasedir. Dolayısıyla bunları reddetmek yerine Sayın Başbakan'ın yaptığı gibi, ÖSYM Başkanı'nın yaptığı gibi, yani iddiaları reddetmek yerine bu iddiaların üzerine ciddiyetle gidilmeli ve gerçekten bir suistimal varsa, bir hırsızlık varsa, ki var gibi görünüyor, onu net olarak ifade edeyim ben, var gibi görünüyor. Çünkü bir haber ajansının yaptığı habere göre sınav devam ederken sorular açıklandı. Şimdi nasıl açıklıyor bu insanlar bunu? Demek ki sorular bir gün önceden, birkaç gün önceden ellerinde var ki bu açıklamaları yapabiliyorlar. Dolayısıyla 2012 KPSS, 2010 KPSS gibi üzeri kapatılmadan üzerine gidilmelidir. Hırsızlar ortaya çıkartılmalıdır. Ve sınav da eğer hırsızlık netleştikten sonra mutlaka iptal edilmelidir. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı petrol sevkiyatına kapatma tehdidi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye askeri yığınak yapmasına neden olurken Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri alternatif bir adım attı. Hürmüz'ü devre dışı bırakan yeni bir boru hattı açıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturan yeni bir petrol boru hattını hizmete açtı. İran son aylarda pek çok kez Basra Körfezi'nden petrol ticareti için kilit bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu. 370 kilometre uzunluğundaki yeni boru hattı ise emirliklerin batısındaki sahalardan doğu kıyısındaki depolama tesislerinin bulunduğu Fujairah'a uzanıyor. İlk aşamada günde 1,5 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesi olan boru hattı ülkenin Hint Okyanusu'na doğrudan açılabilmesini sağlıyor. Uluslararası Haber Ajansı Associated Press, Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine bağlı Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi'ne dayanarak hattan taşınan ilk petrolün pazar günü ihraç edilmek üzere bir tankere yüklendiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri günde 2,4 milyon varil ham petrol ihraç ediyor. Boru hattı tam kapasiteye ulaştığında bunun 2/3'ünün yeni hat üzerinden taşınması hedefleniyor. Ülkenin Petrol Bakanı Muhammed Bin Dayın El Hamli, bu çok stratejik bir proje, alıcılarımıza daha fazla petrol ulaştırma olanağı veriyor, dedi. Ayrıca alternatif bir güzergah sağladığını kaydetti. Halihazırda dünya piyasalarına giden petrolün 1/5'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. İran'sa nükleer programı dolayısıyla ülkeye uygulanan yaptırımlara tepki olarak bu dar koridoru kapatabileceği şeklindeki tehdidi hafta sonu yineledi. Şimdiye dek Katar ve Kuveyt gibi Birleşik Arap Emirlikleri de dünya pazarlarına açılabilmek için Hürmüz Boğazı'na bağımlı durumdaydı.
Suriye yönetimi Taremseh köyünde 250'den fazla sivilin öldüğü iddialarını yalanladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihat Makdisi, Taremseh köyünde bir katliam yaşanmadığını, çoğu silahlı terörist 39 kişinin öldüğünü duyurdu. Şam rejiminden 250'den fazla sivilin öldüğü ileri sürülen Taremseh köyünde yaşananlara ilişkin ilk resmi açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihat Makdisi, Taremseh'te askeri birliklerle silahlı gruplar arasında birkaç saat süren çatışmaların yaşandığını söyledi. Çatışmalarda ağır silahlarla hava gücünün kullanılmadığını kaydeden sözcü, 5 binanın hedef alındığını belirtti. Makdisi, Taremseh'teki çatışmalarda 37 terörist ve 2 sivilin öldüğünü açıkladı. Sözcü, bir soru üzerine de Manaf Talas'ın izinsiz olarak Suriye'yi terk ettiğini belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın yakın arkadaşı ve Cumhuriyet muhafızlarında Tuğgeneral olan Talas, yaklaşık 10 gün önce Türkiye üzerinden Paris'e geçmişti. Bu arada Taremseh köyünde incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler gözlemcileri muhaliflerin hedef alındığını belirtti. Birleşmiş Milletler gözlemcileri köyde kaç kişinin katledildiğiyle ilgili net bilgiye ise ulaşamadı. Birleşmiş Milletler Suriye Gözlem Misyonu, hükümetin yerleşim birimlerinde ağır silahlar kullanmaya son vermesini ve sivil kayıpların azaltılması için her türlü önlemi almasını istedi. Birleşmiş Milletler gözlemcileri her iki tarafa da şiddeti bırakarak barışçıl geçiş süreci için çalışmaları çağrısı yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'ın birçok bölgesinde Nizami orduyla Özgür Suriye ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Suriye Genel Devrim Konseyi, Şam'ın Midan, Tadamon, Abade, Kabun ve Yelde semtlerinde çıkan çatışmalarda Nizami ordunun ağır silahlar kullanması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını belirtti. Tadamon'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda da çok sayıda evin yıkıldığı, bölgede elektrik ve her türlü iletişimin kesildiğini aktaran konsey, çatışmaların yaşandığı yerlerden halkın güvenli bölgelere kaçmaya çalıştığını vurguladı. Söz konusu semtlerde şiddetli patlamalar meydana geldiğini belirten konsey, başkentin birçok bölgesinden de duman yükseldiğini aktardı. Uluslararası toplumun Suriye konusundaki girişimleri sürüyor. Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la telefon görüşmesinde bulunduğu ve Suriye sorununun ele alındığı bildirildi. Çin'in uluslararası radyosunda yer alan haberde telefon konuşmasında Yang Jiechi'nin sorunun bir an önce siyasi çözüme bağlanması için uluslararası toplumun Kofi Annan'ın arabuluculuk çabalarına destek vermeye devam etmesi gerektiğine vurgu yaptığı belirtildi. Çin Dışişleri Bakanı'nın Annan'ın 6 maddelik barış planı, Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu ilgili kararlar ve Suriye sorununa ilişkin eylem grubunun Cenevre'de düzenlediği Dışişleri Bakanları toplantısında yayınlanan bildirinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çektiği bildirildi. Çin'in sergilediği tutum ve oynadığı role önem verdiklerini belirten Genel Sekreter Ban Ki-moon'un da Çin'le yoğun teması korumaya hazır olduklarını dile getirdiği aktarıldı. Öte yandan Hama'nın Taremseh kasabasında onlarca kişinin Suriye güvenlik güçlerince katledilmesi, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esed'e karşı askeri bir seçeneğe şiddetle karşı çıkan Çin'in de tepkisini çekti. Çin Devlet Televizyonu tarafından yayınlanan açıklamada, Çin masum sivillere yönelik bu katliamı şiddetle kınamaktadır ifadeleri yer aldı. Ellerine ulaşan raporların incelendiğine değinilen açıklamada, katillerin hak ettikleri cezayı alacağını umuyoruz denildi. Suriye sorununa yönelik bir politik çözümde kritik bir aşamaya geçildiği belirtilen açıklamada, Suriye'deki tarafların şiddeti acilen bitirmek üzere yapıcı adımlar atması yönündeki çağrı tekrarlandı. Mısır'da yeni Cumhurbaşkanı Mursi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Clinton'ın 1979 Barış Anlaşması'nın referanduma sunulmayacağı sözünü aldığı iddia edildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a Mısır'la İsrail arasında 1979 yılında imzalanan barış anlaşmasını referanduma sunmayacağı konusunda söz verdiği ileri sürüldü. Kahire'ye ziyarette bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mursi'den Mısır'la İsrail arasındaki barış anlaşmasını referanduma sunmamasını talep etti. Mursi'nin de bu talebi kabul ettiği öne sürüldü. Clinton'ın Mursi'nin vaadini Kahire ziyaretinin ardından gideceği İsrail'e ileteceği, Mısır'da İslami eğilimin hakim olduğu ve ülkelerine düşmanca bir tavır takınılacağına dair korkuları bulunan İsrailli yetkilileri rahatlatacağını söylediği iddia edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 1979'da Mısır'la İsrail arasında imzalanan barış anlaşmasını referanduma sunacağı basında yer almıştı. İspanya'da Başbakan Mariano Rajoy'un açıkladığı kemer sıkma paketine İspanyollar tepki gösterdi. Binlerce kişi başkent Madrid'de sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılara uyarak sokaklara döküldü. İspanya'da kamu açığını kapatmak için hükümetin yaptığı yeni kesintilere tepki gösteren memurlar başkent Madrid'de sokaklara döküldü. Kent merkezinde dün akşam toplanmaya başlayan yüzlerce memur ilk olarak meclis binasına, daha sonra iktidardaki Halk Partisi'nin merkez binasına yürümeye çalıştı. Memurların özellikle meclis önünde sabahlayarak protestolarını sürdürme olasılığına karşı geniş önlemler alan polis, barikatlar kurarak göstericilerin binaya yaklaşmasına izin vermedi. Kamu ofisinde çalışanlar dışında sağlıkçılar, öğretmenler, itfaiyeciler hatta polis dernekleri üyeleri de eyleme destek verdi. Şehir merkezindeki önemli sokaklarda trafiğin kapatılmasına yol açan göstericiler eylemlerini 4 saate yakın sürdürdü. Yeni yapılan kesintiler kapsamında ikramiyeleri kaldırılan memurlar hükümet karşıtı sloganlar atıp Başbakan Mariano Rajoy'u istifaya çağırdı. Haberleri izlediniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.